Değerli dostlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bugün de sizlere birbirinden kıymetli bilgiler aktarmaya gayret edeceğiz. Efendim, malumunuz olduğu üzere bugün Ramazan bayramı. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayını oruçla geçirdik ve bayrama kavuştuk. Allah-u Teala tuttuğumuz oruçları makbul eylesin, günahlarımızı affeylesin ve bizleri cehennemden azat olan kullarından eylesin. Değerli izleyiciler, tahmin ettiğiniz gibi bugün Ramazan bayramını anlatmaya çalışacağız. Efendim, bayram kelimesinin İslamiyet'ten önce ne zaman kullanılmaya başlandığı hakkında bir bilgi yoktur. İslamiyet'ten sonra bayram manasına Arapça id kelimesi kullanılmıştır. Her sene Ramazan ayında ve Arafe gününde günahlar affedildiği ve Müslümanların sevinçli, neşeli günleri tekrar geldiği için böyle günlere id yani bayram denilmiştir. Türkler İslamiyet'le şereflenince bu kelimeyi hususiyetle dini bayramlar için kullanmışlardır. Ramazan bayramı Arabi Şevval ayının birinci günüdür ve 3 gün sürmektedir. Bayram günleri şunları yapmak sünnettir. Erken kalkmak, gusül abdesti almak, misvak ile dişleri temizlemek, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, Ramazan bayramı namazından önce tatlı yemek, hurma yemek, sabah namazını mahalle mescidinde kılıp bayram namazı için büyük camiye gitmek. O gün yüzük takmak, camiye erken ve yürüyerek gitmek. Bayram tekbirlerini sessiz söylemek. Müminleri güler yüzle ve selamun aleyküm diyerek karşılamak. Fakirlere çok sadaka vermek. İslamiyet'i doğru olarak yaymak için çalışanlara yardım yapmak. Sadaka-i fıtrı bayram namazından önce vermek. Dargın olanları barıştırmak, akrabayı ve din kardeşlerini ziyaret etmek ve onlara hediye götürmektir. Efendim, bölümümüzü cephede geçen bir kıssa ile kapatacağız. Ancak ondan önce mühim bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyoruz. Efendim, Ramazan ayı ve bayramlar biz Müslümanlar için değer verdiğimiz mühim vakitlerdir. Ve bu sebeple din düşmanları Müslümanları aldatmak için kafirlerin adetlerini, mesela Büyük Konstantin'in Hristiyanlık dinine karıştırdığı Noel gecesini ve Cemşit'in çıkardığı Nevruz gününü bayram diye tanıtıp Müslümanların bu günlerde bayram yapmalarını istiyorlar. Genç ve saf Müslümanlar bunlara aldanmamalı, güvendikleri halis Müslümanlara, dinini bilen baba dostlarına sorup öğrenerek hataya düşmemelidir. Çünkü bugün bütün dünyada gerek imanı ve küfrü tanımakta, gerekse ibadetleri doğru yapmakta cahillik özür değildir. Meşhur olan din bilgilerini bilmediği için aldanan cehennemden kurtulamayacaktır. Evet efendim, bu mühim hatırlatmayı da yaptıktan sonra gelelim hüzünlü ve bir o kadar da insana şevk veren kıssamıza geçelim. Çanakkale Harbi'nin devam ettiği günlerde bir Ramazan bayramı arefesidir. Cephe kumandanı Vehip Paşa 9. Tümen'in genç imamını çağırarak mahzun bir şekilde, istemeyerek de olsa şunları söyler. Hafız, yarın Ramazan bayramı. Asker toplu olarak bayram namazı kılmak istiyor. Ne dediysem vazgeçiremedim. Ancak böyle bir şey çok tehlikeli. Yani senin anlayacağın, düşmanın arayıp da bulamayacağı toplu bir imha fırsatı olur. Münasip bir dille bunu erata sen anlatıver der. İmam Efendi paşanın yanından henüz ayrılmıştır ki karşısına nur yüzlü bir zat çıkar ve evladım sen sakın ola askerlere bir şey söyleme. Gün ola, hayır ola. Allah-u Teala nasıl dilerse öyle olur der. Efendim, ertesi sabah herkesi hayrete düşüren ilahi bir tecelli yaşanır. Gökten hevenk hevenk bulutlar iner ve gönlü Mevla'ya kulluk aşkıyla dolup taşan mümin askerlerin üzerini kaplar. Onları dürbünle gözleyen düşman kuvvetleri artık bembeyaz bulutlardan başka bir şey göremez. O sabah bambaşka manevi heyecan içinde kılınan bayram namazında alınan gür tekbirler dalga dalga etrafa yayılır. Semaya yükselir.
Nur yüzlü ihtiyar zat Fetih suresinden bir kısım ayetleri tilavet ederken Müslüman Türk askerlerinin gönüllerinden taşan kelime-i tevhid sesleri birer iman sayhası halinde düşman safhalarında bile duyulur. İşte tam da bu esnada İngiliz kuvvetleri arasında büyük bir kargaşa baş gösterir. Zira muhtelif İngiliz müstemlekelerinden kandırılarak toplanıp getirilmiş bulunan bir kısım Müslüman askerler yine kendileri gibi Müslüman bir milletle savaştıklarını işittikleri tekbir, tehlil ve tevhid seslerinden anlamışlar. Ve bunun üzerine de isyan etmişlerdir. Ne yapacağını şaşıran İngilizler onların bir kısmını kurşuna dizmiş, diğerlerini de alelacele cephe gerisine çekmek zorunda kalmışlardır. Evet değerli dostlar, bu hüzünlü ama içimizdeki iman aşkını daha da arttıran menkıbe ile bu bölümümüzü burada noktalıyoruz. Mübarek Ramazan bayramınızı tebrik ediyor, sevdikleriniz ve ailelerinizle birlikte hayırlısıyla daha nice bayramlara kavuşmanızı niyaz ediyor, dualarınızı istirham ediyoruz efendim. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayınız. Başka bir bölümde görüşmek üzere, sağlıcakla kalın efendim.